Merhaba korku severler, bilinmeyen kanalına hoş geldiniz. Paranormal, korku, gizem ve doğaüstü olayların ilginizi çektiğini düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Paranormal araştırmacı olan Furkan Düzen, sizi karanlık ve bilinmeyenin derinliklerine davet ediyor. Bu kanal, paranormal olayların perdesini aralamanın, ürpertici hikayelerin ve doğaüstü dünyanın sırlarını çözmenin yolunu gösteriyor. Sizi bilinmeyen izlerini sürmeye, gizemli olayların yani cinleri incelemeye ve korku dolu anlar yaşamaya davet ediyoruz. İyi seyirler. Arkadaşlar bilinmeyen kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bildiğiniz üzere elimden sebep. Biraz yaklaş abi. Tamam. Şimdi bugün paranormal bir video değil bu. Sadece bazı şeyleri söylemek istiyorum burada. Hem böyle belgesel tadında falan bir şeyler yapalım dedik. Bir de bu elimle alakalı bazı şeyler söylemek istiyorum. İnsanlar hala soruyor çünkü Furkan nerede diye. 5000 kere söylememize rağmen her videoda. Her neyse kısa bir bilgi verelim. Arkadaşlar şu anda arkamda görmüş olduğunuz mescit Ertuğrul Gazi'nin kendi elleriyle yapmış olduğu kuyulu cami ya da mescit artık her neyse. Kendi elleriyle yaptığı bir mescit burası. Burası tarihini ben açıklama kısmına yazacağım. Tam olarak hatırlamıyorum. Daha önce burada gündüz bir çekimi yapmıştım ben de. Kitabesini çıkartmışlar önünden. Çok sevdiğim bir kamerada bir abi var. Biraz musallatlı şu anda kendisi. Daha doğrusu beni her zaman desteğini hiç esirgemeyen bir abim. Ahmet abi. Bilinmeyenin ilk videolarından beri hem cinlere beni dayak attıran hem de maddi manevi her türlü yanımda olan abim. Onunla ilgili de konuşacağız zaten. Sıkıntı yok da. Şimdi arkadaşlar burayı Abdülhamit Han Hazretleri El Muzaffer Daima burayı restore ettiriyor. Aradan tabii bayağı bir zaman biliyorsunuz zaman dilimi çok var. Abdülhamit sonuncu neredeyse. Ertuğrul Gazi daha Osmanlı kurulmadan önce arada bir asır olduğu için Abdülhamit Han burayı restore ettiriyor. Burada birazdan giderken de gösteririm. Şurada bir küçük bir dere gibi bir şey var. Yok almaz orayı. Yürü abi sen bana doğru. Küçük bir dere gibi bir şey var. Gel gel. Şuraya oturalım. Hatta öyle konuşalım. Onu direkt böyle koyalım abi. Aynen. Şimdi giderken tekrar göstereceğiz zaten. Orada bir dere var arkadaşlar. Derenin karşı tarafında Bizanslılar, o zamanki işte gayrimüslimler oturuyor. Ertuğrul Gazi buraya ilk geldiği zaman kendi şeyiyle nasıl diyeyim? Ekibi diyeceğim. Kırk çadırıyla. Yanındaki ahalisiyle yani evet. Öyle diyeyim. Evet. Ahalisiyle buraya geldiği zaman yani derenin karşı tarafında gayrimüslimler, bu tarafında Ertuğrul Gazi. Abi, hatta içeriye de girelim. Tamam. Teşekkürler. Ondan sonra şu anda bu arada Bilecik Söğüt'teyiz arkadaşlar. Benim her zaman burada gece hiç gelmemiştim ben buraya. O gün de nasip oldu. Ahmet abiye de bugün misafir olacağım. Musallatı da olduğu için geldim. Normalde. El alakası yok. Şeref duyuyorum. Sağ ol. Her zaman. Şimdi birazdan ona da döndüreceğiz. Şurayı da çek abi istiyorsan. Karşıyı da belediye ne? Kafe yaptı. Altı tuvalet, üstü abdest alma yeri. Şadırvan gibi. Şadırvan. Sağ tarafı kafe. İşte orayı da çıkarız birazdan. Orada da eski elbiseler var. Oturma yerleri var. Kayı elbiseleri. Kayı elbiselerini. Kostümler var da asıl kostümler şu aşağıdaki yukarıdaki şey var ya, oradaki yolun sağında kostüm fabrikası var. Şu an Alparslan dizisine dikiyorlar. Tamam, bunu ben birazdan seni çekeceğim ben, orada anlatırsın. Yani arkadaşlar burada böyle bir giriş yapmak istedim. Bir de Ahmet abiye soracağım bazı şeyler var. Sadece şuranın giriş kapısını göstereceğim. Kitabe yok burada ama sadece şurayı göstermek istiyorum. Şuradaki yazıyı göstermek istiyorum. Öyle değil. Abi sen biraz daha yaklaşsana şu yazıya doğru. Tamam. Ya
şu anda çok net. Evet, burası böyle. Gerçekten çok... alabilirsin istersen. Çok efsane. İçini bir göster. Koyu buradaydı galiba. Burada, evet. Ha, şuradaki camdan daha net alırız. Aynen. Abi. Sen şuradan cam şeyi tut abi, ben buradan. Kuyu da arkadaşlar burada abdest alınması için, su kuyusu. Ertuğrul Gazi kendi elleriyle açmış bu kuyuyu. Bayağı bir derin. Işığı ver abi bana. Evet, onun içini ben gördüm. Orası 8-10 metre var herhalde. Evet. Bana orayı vermen lazım. Şöyle tutabilecek misin? Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, Ahmet Işık şu anda. Evet, ben Ahmet Işık. Bilinmeyen kanalının ilk abonelerindenim. Hatta şu anda dur i̇lk abi, oturalım öyle. Şey yapalım, gel. Sürekli lafını kesiyorum. Estağfurullah. Ahmet abi bugün bana uyuz oldu zaten. Estağfurullah. Biraz önce yemeğimizi de yedik. Vallahi çok mahcup ediyor. Hayır, sen benim dostumsun, arkadaşımsın. Değer verdiğim... nadir insanlardansın. Allah razı olsun abi. Adım Ahmet Işık. Bilinmeyen kanalının ilk abonelerindenim. Evet, bu arada arkadaşlar ilk beni araması yaklaşık 2013 yılındaki Musallat adlı videoda tek başına Fatih ile beraber gittiğimiz. Evet. Canlı yayındaydınız. Evet. Bir eve girdiniz. O evde cam kapı açılmıyordu. Camdan girdiniz. Sonra canlı yayın kesildi. Ben seni merak ettim, aradım. O sıra siz dua ediyormuşsunuz. Çıkın oradan diye bağırdım. Hatta ses kayıtlarında sana göndermiştim. Sen de onu videonda paylaştın. Evet. Çünkü senin başına bir şey geldi diye düşündüm. Çünkü canlı yayın birden kapandı. Siz içeri girince cam patladı. Musallatlar başladı. Size karşı saldırılar başlayınca senin başına bir şey geldiğini düşündüm. Oradan çıkın diye bir arama, telefon görüşmemiz oldu seninle. Bundan sonra zaten... Tam olayın üzerine bu arada. Tam sen o sıra dua ediyormuşsun zaten. Yani başına gelebilecek tehlikelerden korunmak için. Çünkü evden sürekli bağırma sesleri, cam kırma, mutfaktan vurma sesleri geliyordu. Tam o sıra aramışım ben seni. Tanışmamız buna dayalıydı. Sevgiye, saygıya dayalıydı. Sen gerçekten şu gördüğümüz paranormal diye adlandırılan kanalların içinde en dürüstlüsün. Abi beni övme. Öveceğim. Yok. Çünkü diğer izlediğimiz kanallar maalesef kurgudan ibaret. Bu kadar da çarşaf giydirilip bizi kandırmanın anlamı yok. Çarşaf da giydirmiyorlar ki abi artık. Normal makyaj yani, yapıyor gönderiyor. Aynen, yani bu kadar da değil arkadaşlar. Kaliteyi biraz fark edin. Bilinmeyende kalın. Emrullah kardeşim de elinden geleni yapıyor Furkan kardeşim için. Biz de seyirciler olarak katıl butonuna tıklayarak, videoları beğenerek ve yorum yaparak destek olacağız. Bu zor bir şey değil arkadaşlar. Çünkü burada emek var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Ertuğrul Gazi Hazretlerinden hepinize selamlar, sevgiler. Burası gerçekten maneviyatı büyük bir yer. Böyle bir şahsiyetin torunu olmaktan da gurur duyuyorum. Tarihimizi Diriliş dizisiyle tanıdık ama biliyorduk ama bu kadar hani etkileyen bir diziyle biz daha çok dedemizi sevmeye başladık. Çünkü bayağı bir çilelerle kuruldu Osmanlı. Hainlerle savaşarak. Mücadele ederek ve adaletten ayrılmadan. Adalete çok önem verilmişti Ertuğrul Gazi Hazretleri. Bunu türbenin orada konuşalım. Orada bence yapalım. Burası şimdi Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin mescidindeyiz. Sözü Furkan Bey'e veriyorum. Çok konuştum. Şimdi arkadaşlar kolunuzu sakın, parmağınızı falan kırmayın. Çok bak, montumu ya bile giyemiyorum. Aynen. Yardım edeyim mi? Yok ya, o kadar şey yapabilirim de. Ama büyük sıkıntı yaşıyorum yani. O yüzden kendinize çok dikkat edin. Sağlık her şeyden önemli. Bu arada Furkan kardeşimin çektiği bir sürü film var. Yaklaşık sayısı ne kadar abi, bilmiyorum şu ama. Şu an girme film. Ama yok, reklam yapmayalım hiç. Bu bilgiyi bilinmeyen kanalının izleyiciliği bilsin. Bu arada senin... sigara ben içiyorum arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya sigara içmiyorum. Sigarayla saygı da olmaz, örnek de olunmaz. Ben bu kanalda sigara içiyorum. Yani. Evet arkadaşlar, şu anda söyleyeceklerim tamamıyla kanala yeni gelen arkadaşlar, yani beni ilk defa gören insanlar için bunu konuşuyorum. Bilinmeyen kanalı 2012'den beri var. Bu ikinci kanal. Kanalım çalındı benim, biliyorsunuz. Büyük kanalımız çalındı. Orada 60 bine yakın takipçi vardı. Bu hani takipçi sayısını az görüp de kanalı yeni sanmayın. Kanal yeni falan değil. 2012'den beri ben bu işin içindeyim. Hatta Nova'dan
bütün kanallardan önceydik arkadaşlar. Türkiye'nin ilk paranormal kanalı diye biliyorum seni ben. Türkiye'nin ilk kanalıyız. İkinci evet. kanalda Korku ve Mezar Günlükleri diye bir kanal vardı. İkinci kanalda oydu. Evet. Ondan sonra diğerleri türedi. Her neyse. Şimdi arkadaşlar benim yaklaşık bir ay tam olmadı. Bir ay önce benim elimin şu parmağım kırılmadı. Şu parmağın şuradaki top gibi bir şey var ya. Şuradan arkaya doğru olan kemik kırıldı. Parçalandı. Benim hatta paylaştığım Instagram'da takip edenler görür zaten. Şurada iki tane demir var. Tel var. İçine saplamışlar. Kemik bir dursun diye. Şimdi ben bu elimi hiçbir şekilde kullanamıyorum. Ben şu parmakları oynatabiliyorum. Ama oynatmamam lazım normalde. Video çekmem çok zor. Ben şu anda denedim. Aslında çekerim falan diyordum. Hani tek elle hem ışığı tutup mümkün Yok, değil ben video çekemem. Bayağı bir zor. Yanımda birinin olması lazım ki ben Aynen. video çekmem için. Aynen. Emrullah Ordu'da, Levent Gebze'de, ben Adapazarı'ndayım. Yani nasıl yapacağız bilmiyorum artık. Her neyse. Ama güzel işler çıkaracağınıza ben umuyorum. Emin ediyorum. Ya, Allah büyük bir şekilde yapacağız işte bir şeyler. Şimdi arkadaşlar burada Ahmet abi daha iyi biliyor burayı. Ben sadece tarih bilgimden dolayı konuşuyorum. Bazı şeyleri yok, senin hepsini bilgin, bilmesem bile. Çok. Yok yok. Ben mekan olarak bilmiyorum. Burayı ben araştırmadım ki hiç. Ama orayla ilgili seninle şey evet. yaparım yani atışırım. Her neyse. Şimdi bilmediğim yerleri Ahmet abiye de soracağım. Hatta şu şimdi giderken şu sokak aralarında çok eski evler var. Bir de burada ipek fabrikası vardı iki tane. Ben onları görmüştüm. Biri yıkıldı diye biliyorum Furkan. Yıktılar. Yani belediye orası birinin başına iş açmasın diye yıktı diye biliyorum. Abi tarihi eser orası. Tarihi eser ama yapacak Abdülhamid bir şey. Yorum kaldı. Yapamam yani. Ne diyeyim. Bir şey soracaktım da siyasete girmeyelim diye sormak istemem. Neyse. Şimdi arkadaşlar kalkıp oraya doğru gideceğiz. Şurayı göstersene abi. Burası, o şadırvanın oraya gitmeyeceğiz arkadaşlar. Belediyenin yaptığı bir şadırvan. Şu çadırla kapalı olan yerde çay içiliyor arkadaşlar. Aynen oraya. Altı tuvalet, üstü şadırvan. Abdest alma yeri yaptılar. Buranın da tadilatını yeni bitirdiler. Şöyle ışığı açıp göstereyim. Buranın tadilatını yeni bitirdiler. Evet, burası şeydi Furkan Bey. Burası sıva vardı. Sıvadan temizlenip orijinal haline getirdiler binayı, mescidi. Minare orijinal mi? Evet, minaresi orijinal. Hatta Diriliş dizisinde de buna bakarak orijinal bir, buna benzer bir minare yapmışlardı. Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin yaptığı mescit. İçinde de dış, yani şu giriş tarafı oluyor. Şurası mescit tarafı oluyor arkadaşlar. Burası giriş tarafı oluyor. Giriş tarafının sağ tarafında kendi elleriyle açtığı kuyu var. Onu gösterdik biraz önce. Evet. Şimdi. Buraya ziyaretçiler geliyor otobüslerle. Evet, yurt dışından da çok insanlar geliyor evet, buraya. Sürekli geliyorlar ziyarete. Sadece bu sene ziyaretçi fazla gelmemiş yurt dışından buraya. Onu öğrendim. Neden bilmiyorum ama bu sene gelmemiş. Büyük bir ihtimal buranın valisiyle, belediyesiyle ilgili bir şeydir büyük bir ihtimal. Konya Belediyesi'nin otobüslerini gördüm. İstanbul Zeytinburnu Belediyesi'nin otobüslerini gördüm. Çanakkale'yle gördüm buranın otobüsleri. Yani dışarıdan gelen, diğer illerden gelenler oluyor. Durum bu. Arkadaşlar biz kalkalım devam edelim. Yolumuz da uzun. Yürüyerek gideceğiz zaten. O tarafa geçtiğimiz zaman tekrardan kayda devam edeceğiz. Doğrudur abi. Şuraya tahtaya tutsana. Tarihi evler var. Göster zaten. Eski şeyde karşıda Furkan Bey. Solunda, sağında eski evler var. Buradan Rumların yerleşim yerleriydi. Bunları tadilat yaptık bakalım. Rumlar derken bunlar... Eskiden Rumlar kalıyordu Ertuğrul burada. Ertuğrul Gazi zamanında Rum olamaz burada. Roma. Roma dönemi, evet. Arkadaşlar bahsettiğimiz dere ışığı tutsana abi. Şu anda çok su akmasa da... Dere burası. Sen önden git abi. Köprü burası. Şimdi asıl evler şurada. Yani Ertuğrul Gazi'nin... Kendi ahalisiyle gelmiş olduğu yerler burası. İlk geldikleri. Bu civarlar evet. Yani bu, buralar yani. Tabii ki burada o zaman evler mevler yok. Baksanıza ya resmen tarih yani. Resmen tarih. Burası da tadilat yapılacak ama tadilat yapılmayı bekliyor, göçmek üzere. Zaten bu bina ikinci grup korunması gerekli yazıyor. Yetkililerden buraya bir an önce el atmasını bekliyoruz tabii ki devletimizden. Hamam. Evet, bu burası. Yeni mi eski mi? Bunu yeni yaptılar.
Daha önce de buradaydı hamam. Bir az ilerideydi, buraya yaptılar hamam. Tamam. Burası arkadaşlar, şimdi türbenin oraya gittiğimizde kayda tekrardan devam edeceğiz. Evet. Çifte minareli cami diye geçen Hamidiye Camisi burası. Burası da park arkadaşlar. Belediyenin yaptırmış olduğu sağ... Ne kadar yüksekmiş ya. Evet. İçine giriliyor mu bunun? Yok. Biz giremiyoruz. Arkadaşlar, Söğüt'ün gece görüntüsü böyle. Arkadaşlar, burası şenlik alanı herhalde. Tören alanı. Evet. İçeride bir sürü putlar falan vardı. Onları aldılar mı? Yok, onlar duruyor. Kayı konağı burası. Çok parlıyor ya. Şurası ne abi? Burası Söğüt Seramik Fabrikası, Rino. Seramik Rino Fabrikası. Rino. Seramik Fabrikası. Evet arkadaşlar, Ertuğrul Gazi türbesinin olduğu yere doğru geliyoruz. Işığı açabilirsin abi. Evet. Söğüt Domaniç Osmanlı göç yolu ekoturizm alanı. Osmanlı devleti değil arkadaşlar. Kayı boyu bu arada. Osmanlı'yı Ertuğrul Gazi kurmadı. Şimdi Selçuklu devleti Ertuğrul Gazi'ye Söğüt'ü yazlık. Söğüt'ü kışlık. Söğüt'ü kışlık. Domaniç'i de yazlık, evet. Yazlık olarak verdi. Domaniç nerede diye soracak olanlarınız varsa. Kütahya'da. Kütahya'nın bir ilçesi. Kışın felaket kar yağıyor şu anda. O yüzden orası yazlık. Orası aynen. Kışlık. Işığı oraya tut abi. Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi Osmanlı Devleti'ni kuruyor ve oğluna teslim ettikten hemen çok kısa bir süre sonra burada vefat ediyor arkadaşlar. Birazdan buradaki mezarlığını göstereceğim size. Oranın mezarlığı, buranın hikayesini ben çok iyi biliyorum. O yüzden Ahmet abiyi konuşturmayacağım. Aynen ya. Hiç. Bakar mısınız şuraya ya? Evet, şimdi türbeye doğru gidelim. Işığı kapatabilirsin abi artık. Evet, burası türbenin girişi. Şurada çok güzel bir çeşme var. Sağ ve sol tarafta. Hatta şuraları da alalım. Şimdi şöyle şurayı göstermek istiyorum. Abdülhamit Han Hazretleri yaptırmış arkadaşlar. Burasını 1304 yılında yaptırıyor. 1304 yılı. Tarih yazıyor mu burada? Evet. Evet. 1304. Arkadaşlar, Arapça'da normalde harfler sağdan sola doğru okunur ama sayıda soldan sağa doğru okunur. Sayı gözükmüyor. Gözüküyor abi. Bin... Kamerada. Ha, gözükmüyor, pardon. 1304. Evet. Arkadaşlar, Abdülhamit'in yaptırmış olduğu çeşmelerden birkaçı. Şimdi asıl yere gelelim şimdi. Ertuğrul Gazi'nin oğluna, yani Osman Gazi'ye söylemiş olduğu çok önemli söz. Önemli bir lafı. Bak oğul. Hafif o tarafa tutar mısın ışığı? Beni kır, şeyhide baliyi kırma. Şöyle. O bizim boyumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem şaşmaz. Bana karşı gel, ona karşı gelme. Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim. Evet. Şimdi arkadaşlar, buradaki, bu alan mezarlık. Kayı zamanında, yani Ertuğrul Gazi buraya geldikten 15-20 yıl sonra burası mezarlık olarak, yani kayının mezarlığı olarak kullanılan bir yer. Halime Hatun'un mezarı gerçek mezar, burası sembolik değil. Burası, şimdi göreceksiniz, Osman Gazi. İlk gömüldüğünde. Sen burada dur abi. Evet. Burası Osman Gazi'nin gerçek mezarı ama şu an kendisi burada değil tabii ki, biz Bilecik Söğüt'teyiz. Buraya gömülüyor arkadaşlar, oğlu Osman Gazi'nin Orhan Gazi. Halk çok seviyor Osman Gazi'yi, o yüzden buraya gömülmesini istiyor. Orhan Gazi de bir şey diyemiyor, yaşlılar büyükler olduğu için. Gece gizlice buraya geliyorlar, hiç kimsenin haberi olmadan Osman Gazi'nin bedenini alıp Bursa'ya, şu anki defnedildiği yere
götürüyorlar. Ama buradaki sembolik mezarını da, yani gerçek mezar aslında. Ama burası da böyle bu şekilde kalıyor. Ertuğrul Gazi'nin mezarı da, türbesi mezarı demeyeyim. Abi ışığı tutma, cama yapıştı istiyorsan. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, Ertuğrul Gazi Hazretlerimizin türbe-i şerifi. Evet, burada kaç toprak vardı abi? Burada Türk devletlerinden hatıra olarak gönderilen saygı anlamında topraklar var. Diğer Türk devletlerinin gönderdiği. Türk devletinin toprağı var. Evet. Al abi. İçeride de şöyle anlatayım Furkan Bey. 1921 yılında Söğüt Yunanlılar tarafından işgal ediliyor. Evet, onları gösterelim. İşgal edildiği zaman içerisi açık olmayabilir. Onları gösterelim. Gerek yok. Duvarın dışında da mermi delikleri var. Evet. Bu Yunan şerefsizleri, saygısızlar, ahlaksız köpekler. Işığı tutmazsan görürsün. Hatta şöyle bakayım. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Kepenklerde mermi izleri var. Dur, ver olmadı. Biraz zor gözüküyor. Bakın, görüyorsunuz şu anda. O delikler, vuruklar mermi izleri arkadaşlar. Evet. Mezarı da yıkmışlar. Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin mezarının sandukasını yıkıyorlar. İçeriden Allah peygamber... Durmuş. Ne zaman durdu abi bu? Bilmiyorum. Arkadaşlar, video durmuş. Biz anlayamadık. Şurada bakın, görüyorsunuz mermi delikleri. Şöyle göstereyim tekrardan. Bakın mermi deliklerinde. Bu ahlaksız köpekler, Yunan şerefsizleri. Al abi sen şunu. Birazdan sana da şey yapacağım. Abi şu düğmeye basarsan duruyor. Tamam. Şimdi Yunanistan demeyeyim de, işte Roma var ya, bunların Bizans ırkı var ya şeyinde. Bu ahlaksızlar buraya gelip işgal ediyorlar. Ta buralara kadar geliyorlar ve buraya geldikleri zaman Ertuğrul Gazi çok önemli bir zat olduğu için arkadaşlar, bunun türbesine dışarıdan mermilerle, silahlarla ateş ediyorlar. Hızlarını bile alamayan bu karaktersiz gavurlar içeriye girip sandukasını tekmeleyip açıp mezarı kazıp iskeletlerini çıkartmaya çalışıyorlar. Evet, ama başarılı olamıyorlar. Başarılı olamıyorlar. Buradaki Söğüt halkı, o zamanki Söğüt halkı yine bunlara engel oluyor Allah'ın izniyle. Buradaki şeyi atlatıyorlar ama ne yazık ki çok büyük tahribata uğratıyorlar. Evet, içeride kepenklerde kurşun delikleri gözüküyor. Duvarlarda arkadaşlar. Da var. Duvarlarda da var. İçeride duvarlarda bile hala var. Hatta evet. Kafası açıksa bakarız. Bu saatte olmayabilir. Yarın tekrar deneriz. Geliriz. Yarın açık olabilir. Evet, şimdi arkadaşlar, Ertuğrul Gazi'nin en büyük oğlu Savcı Bey'in mezarı. Şimdi bu mezar 1305. Bu mezarı da Abdülhamit yaptırmış. Yani mezarı dediğime bakmayın. Şu mezar taşlarını. Taşı. Şimdi bu mezarlar benim araştırmalarıma göre, ben şöyle söyleyeyim, %100 gerçeklik payı yok. Çünkü burası geniş bir alan olduğu için bir sürü mezarlık var burada. Bu arada burada 600'e yakın insan yatıyormuş. Onu da şimdi, araştırdım. Evet. Savcı Bey'in mezarı bu alanda bir yerde ama gerçekten burada mı onu kimse şimdi bilmiyor. Buranın bir Savcı Bey köyü var. Gündüz Bey köyü var. Evet. Bunlar Ertuğrul Gazi'nin oğlu, akrabası, işte babasının isimleri olduğu söyleniyor. Buranın isimleri oğulları... boş değil. Boş değil. Savcı Bey dediği Savcı Bey köyü. Mesela Savcı Bey köyünde de ölmüş olabilir. Orada da yatıyor. Onu bilmiyoruz. Ama tarihçiler mezarının burada olduğunu söylüyorlar. Başka tarihçiler de başka şey söylüyor. Savcı Bey Ertuğrul Gazi'ye sadık bir evlattı. Bundan evet. Yana hiçbir sıkıntı yaşamadı arkadaşlar. Evet. Meşhur filmdeki Akça Koca. Arkadaşlar, Akça Koca Sakarya'da Akyazı'yı geçtikten sonra Mudurnu'ya yaklaştığınız zaman orada bir Akça Koca diye bir yer var. Oranın hamisi bu. Yani hamisi dediğime bakmayın. Oranın komutanı, valisi. Artık ne anlarsanız. Alıyor mu güzel? Alıyor evet. Kamera. İkinizi birden. Akça Koca o. Bunlar da sembolik arkadaşlar bu arada. Bunlar zaten yeni. Tam bir şey sahibi değiliz ama kesin olmamakla birlikte senin dediklerin doğru. Abi onu ben birçok yerde okudum da bunların hepsine sembolik diyorlar. Çünkü bunlar bu türbe yapıldığı zaman bunlar burada yokmuş. Tabii. Sonradan gömülenler var. Mesela hanım gerçek olabilir. Gerçek mezar taşları ön tarafta tek tek dikilenler evet, var ya. Evet. Gerçek mezar taşlarını bulmuşlar. Evet. Ama nerede olduklarını bilmedikleri için dikememişler. Konuralp Osman Bey'in alplerinden bir tanesi. Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin alplerinden. Turgut Alp diyor. Ertuğrul Gazi değil Konuralp. Mesela Turgut Alp diyor. Turgut Ertuğrul Gazi'nin alplerinden bir tanesi arkadaşlar. Asıl mezarının burada olmadığı söyleniyor Turgut Alp'in. Arkadaşlar Gündüz Bey'in
Gazi'nin, yani Osman Bey'in abisi. Evet, Gündüz Bey köyü var. O da ismini buradan almış. Aynen. Abdurrahman Gazi, kardeşi Dündar Bey. Dündar Bey hain arkadaşlar bu arada. Osman Bey onu okla öldürerek, okla öldürüldüğünü söyleniyor. Bir de bir rivayete göre başkasının öldürdüğünü söylüyorlar. Ya Osman Bey öldürmüş. Filmdeki olan sahneler tamamıyla gerçek değil bu arada. Bazı şeyler alıntı. Ta esinti yapılarak. Aynen öyle. Yani sonuçta diziye de heyecan katmalıyız. Burası niye böyle çalıyor ya? Burası çok yağmur yağdığı için biraz öyle. Saltuk Alp yazıyor. Orada evet. Samsa Çavuş yazıyor. Samsa şurada. Çavuş bu arada arkadaşlar. Samsa da Akyazı'nın kendisi. Adapazarı. Kardeşi Dündar Bey diyor. Evet. Saltuk Alp. Neyse arkadaşlar, şurada çok güzel bir cami var. O cami de yeni yapıldı. Yeni yapıldı, evet. Oraya da bir gidelim. Şu ışığı ver abi bana. Sen şu kitabeyi göster. Burası hani giriş kapısının ön giriş kapısı. Bir de solda giriş kapısı var. Evet bak, 1304 yazıyor. Evet. 1304 yılında Abdülhamit Han Hazretleri yaptırmış. Evet. Yani tadilat yapılmış. Evet. Tam durdum. Evet. Arkadaşlar burası da hediyelik eşya satan bir yer. Bahsettiğim cami şu. Arka tarafı bu. Ön taraftan gerçekten müthiş yapmışlar camiyi. Ama çok geç yapmışlar. Evet. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bir rivayete göre de arkadaşlar, Ertuğrul Gazi'nin gerçek mezarının burası olduğu söyleniyor. Şuradaki mezar. Büyük çınarın, ağaç, büyük çınarın altında. Altı. Yani şimdi burası tam tepe noktası oluyor. Bir de şöyle bir durum var şimdi. O türbe, türbe olarak değildi Ertuğrul Gazi öldüğü zaman. Normal mezardı. Evet. Yani yapılsa bile mezar olarak yapar. Türbe olayı yoktu çünkü. Türbe Osmanlı'dan yoktu. Sonra var. Aynen. 4. Murat'tan sonra arkadaşlar, türbe olayları. Yani mezarlar bu şekildeydi. İki ağacın arasında, büyük çınarın başında, burası da Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin burada yatıyor olabileceğini söyleyen, rivayet eden insanlar duydum. Ama ne derece doğru bilmiyoruz tabii ki. Evet. Arkadaşlar burası yeni yapıldı. Işığı aç abi, ver bana. Arkadaşlar burası yeni yapıldı. Cumhurbaşkanımız buraya açılışa geldi. Burada namaz kıldı. Ertuğrul Gazi Camii diye 2022 yılında tamamlandı. Açılışı yeni yapıldı. Çok güzel bir ambiyansı var. Bizim tarihimize ve bu yöreye yakışır bir yapı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok aynen, güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Yapanların eline sağlık. İçine de bu arada girdim ben. Daha önce gelmiştim buraya. Şimdi birazdan şuradaki kafeteryaya gideceğiz. Ben bu arada... Ooo, tutsana abi şunu, bunu onu bırak. Tut tut tut. Telefon gidiyordu az daha. Arkadaşlar şuraya... Daha önce geldim ben, şurada bir bahçe var. Bu bahçede ben birkaç böyle demir parçaları buldum. Hmm. Ok tembesi ucu. Aa, çok güzel. Evet, eve götürdüm hatta onu. Burası büyük bir ihtimal buralarda böyle bazı... Cenk yapılmış olabilir. Yani ya cenk ya da burada talim malim yapılmış olabilir buraları. Olur. Ya buralar göster. Tarih yani. Buralar gerçekten tarihi. Arkadaşlar Söğüt'ün her yeri. Bu arada şöyle bir durum var. Şimdi bir dakika. Işığı bize çekelim. Arkadaşlar bir şey söyleyecektim, unuttum. Neyle ilgili? Burada bir şey yapacaktım. Mekanla ilgili. Ha, mekanla ilgili derken. Şimdi Söğüt'ün girişi burası. Aslında Ertuğrul Gazi zamanında giriş burası değilmiş. Arkada atmış. Burası... Komple bir araziymiş. Boş arazi olarak düşünün arkadaşlar. Yani burada binalar binalar yok. Bir de kayı zamanında böyle taş bina olayı yok zaten. Hani hep çadır. Yani bunlar göçebe oldukları için sadece Söğüt'te de yaşamamışlar. Çok farklı yerlerde Mısır'a kadar gitmişler bunlar. Ta şeye kadar, Şam'a kadar. Oradaki valiyle anlaşamayıp hatta savaş çıkma derecesine gelip tekrardan bu taraflara Anadolu'ya gelmişler. Selçuklu devleti o zamanlarda bitik durumda oldukları için ve Moğol kışkırtmasının içinde oldukları için Selçuklu devletinin son padişahları da bazıları Selçuklu'ya mecburen
yani şey olarak değil ama mecburen de biat ettikleri için Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi Selçuklu ile alakası yok gerçi. Yok. Osman'la Ertuğrul Gazi fazla değil ama en fazla Osman Gazi, biliyorsunuz Osman Gazi Selçuklu'yu reddedip zaten Osmanlı Devleti'ne kurdu. Kendi adına para bastı, kutbe okutuyor. Ama şöyle bir durum var. Son neydi o padişahın adı ya? Vallahi adını unuttum şimdi. Alparslan. Hayır, Alparslan değil. Sonlara doğru. Sondan bir önceki padişah. Her neyse önemli değil. O Osman'a izin veriyor arkadaşlar. Osman'a izin veriyor devlet kursun diye. Gıyasettin Kaya Hüsrev var. Yok, o da değil. Diğeri neydi? Ben onu açıklama kısmında yazdım. Kılıç Aslan var. Yok, o da değil. O da değil. Her neyse, o izin veriyor. Yani darbe yapıp da Osmanlı Devleti'ni kurmuş olmuyor. Ve Selçuklu'nun hiçbir şeyine de konmuyor adam. Hala buralarda. Yani gidip de Konya'daki saraya oturmuyor yani. Osman sadece Germiyanoğulları'yla bir sıkıntı yaşıyor. Germiyanoğulları'nı da yendikten sonra bir daha artık zaten ondan sonra kimse tutamaz. Arkadaşlar, gündüz videoları da koyacağım buraya. Şu anda burada bitirmek istiyorum. Gece olduğu için de çok fazla bir şey de gösteremiyorum. Okuduğum kadarıyla, yanlış da söylemek istemiyorum, 1921'de Yunan Söğüt'ü işgal ettiğinde Söğüt ahalisini buraya toplayıp yakmaya çalışmış. Ve burada bazı şerefsiz, dinimize yakışmayan işlerde bulunduğunu okudum. Bunları anlatmak istemiyorum. Yakmış da zaten galiba. Yakmaya çalışmışlar, yakamamışlar. İçeri mi kitlemişler? İçeri kitlemişler herkesi ve burada yakmaya çalışmış Yunanlılar. İşte sonra Kuvayi Milliye falan gelince buradan bu tarafa doğru, Metis Tepe'ye doğru, Eskişehir yoluna doğru kaçmışlar Yunanlar. Buradan Eskişehir yoluna mı gidiliyor? Evet, şu yoldan gidiliyor. Asıl yol orası. Gösterdiğim mevki de zaten dağlık arazi. Eskiden orası yoktu, bu yol vardı. Ben burayı gündüz de çekeceğim arkadaşlar bu arada. Burada bitirelim.